Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayserili Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi Muhtarı Osman Parmak ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Evet Osman Bey, kaç dönemdir muhtarsınız? İkinci dönem Süleyman Bey. İkinci dönem seçildiniz. Karşınıza aday çıktı mı efendim? En sonunda iki aday vardı en son seçimde. Daha önceki de yok muydu? Bir aday vardı. Bir aday vardı. Halka vaatlerinde bulundunuz mu? Muhtar seçerseniz işte mahalleye dönüşen köyümüzde deniz getireceğiz, ova getireceğiz şeklinde. Yok, bizim Kayseri milletvekilleri onu söylemiş ya, biz o tür bir vaatte bulunmadık. Bulunmadınız değil mi? Bulunmadık. Hiçbir vaatte bulunmadık. Hiçbir vaatte bulunmadık. Evet. Yalnız amacımız hizmet etme dedik. Evet. Çünkü zaten işte köyden tüzek işini kapatıldı sayın izleyiciler. Mahalleye dönüştü. Zaten bilen muhtarlarımız hiçbiri vaatte bulunmadı. Çünkü kendisinin elinde bir imkan yok. Evet. Yaptıracak bir şey yok. Belediye başkanına dilekçe verecek. Yaparsa yapacak, yapmazsa yapmayacak. Yaparsa yapacak bir şey de yok. Değil mi efendim? Aynen öyle. Evet. Ekinciler köyünün son köy muhtarlığını yaptı Osman Bey. Mahalleye dönüşen Ekinciler'in ilk mahalle muhtarı olarak seçildi. Tarihe geçti. Biz de muhtarlarımızı tarihe geçiriyoruz sayın izleyiciler. Tarihe not düşüyoruz. Muhtarım, köylerin tüzek işini kapatılmadan mı hizmet alabiliyorduk? Şu anda mı hizmet daha iyi alabiliyoruz? Vallahi Süleyman Bey, tüzek işlikler daha iyiydi. Bize göre özel idareleri daha evet. Güzel hizmet veriyordu. En azından köyümüze senede bir hizmet alabiliyorduk. İki yıl oldu. Büyük şehir yasasına bağlanalı mahalle olduk. Ciddi anlamda bir hizmet alamadık şimdi gerçeği. Evet. Halk sizden hangi hizmetlerin yapılmasını istiyor? Mesela şöyle sıralayabiliriz en basitinden Süleyman Bey. Köy konağımız yok. Kilitli taşımız eksik. Bunun yanı sıra işte bir mesire alanımız yok. Yani şey fazla, ihtiyaç fazla ama biz normalde bunları da sıraya koyduk aslında. Hepsi bir anda olsun. Olmaz, yani. Evet, tamam. İstemiyor. Gerek belediye başkanımıza da bunu aksettirdik. Senede bir hizmet yapalım. Ciddi bir hizmet yapalım. En azından köy konağımızı yapalım. Gel senesine işte atıyorum kilitli taşımız. Tamam. Her sene sürmesi lazımdı. Giden sene 8. 9. aylarda dökülen kilitli taşımız bu sene işte 8. ay oldu. Daha 5000 metre dökülen taştan 2000 metresi yapılmadı şimdi gerçekten. Evet. Su yakıyor dediniz köyümüzün, mahallemizin etrafında. İki geçeleğin köyümüzün iki hem kısmından hem sırtından suyu gelir Süleyman Bey. Dere mi efendim? Dere mi? Dere mi akıyor? Dere tabir ettiğiniz, sizin evet. Bizim ırmak dediğimiz. Irmak, evet. Tarçın suyu, sulama amaçlı. Tarçın suyu mu? Tabii o ileriye doğru suyu, akıyormuş. Evet. Zamanlı ırmağıyla birleşiyor sayın izleyiciler. Evet. Sulama amaçlı kullandığımız bir suyumuz. Arkadan çörümşek suyu tabir ettiğimiz bir suyumuz var. Ondan fazlaca bir faydalanmak. Bunun yanında Bahçecik Barajımız var ki 95'ten bu yana süre gelen bir proje. Maalesef sahipsiz kalmış gibi ciddi bir çalışması olmayan ki bizim buraya 3 yıl evvel geldiklerinde 7 yıl gibi bir sürede bu projenin komplesi yapılacak diye arkadaşların tabir ettiği proje giden sene 9. ay gibi bir duraklama devresi yaşadı. Bu sene işte Nisan'da falan da başladı ama bize göre ciddi anlamda bir çalışma yok şu an çalışması. Damlama sistemine geçmedi mi yani kapalı sistemi? Kapalı sistem işte bir kısmı yani atölyemizin köyümüzden birleştirme de geçti. Kapalı sistem olarak Bahçecik Barajı'ndan aldığımız su binde birine tekabül etmiyor. Evet çok az. Çok az. Ki ülkemizde sulu tarım çok önemli. Çiftçinin durumu belli, yetişemiyor. Sulu tarım olmasa zaten çiftçi neredeyse tarımı bıraktı bırakacak. İşte Ziraat Bankası'nadır, Deniz Bankası'dır, tarım kredileridir. Köyle hep borç içinde, tabiri caizse gırtlağa kadar borç değildik eskiden, şimdi gırtlağa da geçti. Yani köy can çekiştiriyor. Bu hizmetleri de tabii köyümüz devletten bekliyor, haklı evet. Olarak. Mutlaka. Evet. Kaç hane efendim burası, nüfusumuz ne kadar? 120 hane, 700 nüfuslu, evet. 730 nüfuslu bir köyümüz. Evet, büyük ölçekli bir köydü burası ayrıca işte mahalle olmuş. Evet, futbol sahası var mı efendim? Futbol sahamız yok maalesef Süleyman Bey. Evet, gençlerimiz... buradan daha küçük ölçekli mahalleye dönüşen köylere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mini futbol sahası yapmış, halı saha yapmış. Yapılan köylere havaslanıyor Süleyman Bey. Biz evet, de aynı yani, hizmeti bekliyoruz ama maalesef... Sizin nüfusunuz dörtte biri büyüklüğündeki köye yapmışlar.
güçlü yani veyahut da yarısı kadar. Ama burası büyük bir köy, işte mahalle olmuş, 700 küsür nüfusu var, genç de fazla. Gördük buraya gelirken gençler, evet, böyle toz toprak içerisinde futbol oynuyordu. Kıyım ortasında tabiri caizse olta atıyorlar. Hep yetenekli gençler, işte evet, bir yerlere yönlendirmesi gereken gençler. Evet. Kıyım ortasında olta atıyorlar. Amerika da var. Bir işte köyler arası tahım falan kurduk ama yürütemedik. Sakağımız yok, imkanımız yok. Evet. Buraya mutlaka bir sağlı saha yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak bunu gözlemlerimden yani gördüğümüz için belirtiyorum. 3-4 yerde gençler ayrı ayrı toz toprağın içerisinde futbol oynuyor. Ya yani işte Türk takımlarını görüyorsunuz, hep yurt dışından çok büyük paralar ödeyerek futbolcu transferleri maalesef yapıyor. Oysa ki yani bizim gençlerimizin arasında da çok yetenekli insanlar olduğuna inanıyorum. Evet, mutlaka bunlara bir imkan tanınmasını istiyoruz. Muhtarımız işte futbol takımı kurmuş. Çevredeki mahalleye dönüşen köylerle işte turnuva düzenlenebilir. Evet. İnsanların kaynaşması sağlanabilir. Değil mi efendim? Dostlukları daha iyi olur. İşte bedene ve zihne daha iyi gelişir. Sağlıklı bir nesil yetişir. Evet. Sağlıklı bir nesil yetişir. Köy konağınız da yok dediniz. Muhtarlık odanız, taziye eviniz var mı efendim? Hayır efendim. Taziye yani eviniz yok. Yok Süleyman Bey. Evet. Burası büyük bir köy. Sağlık evi var mı muhtarım? Sağlık evini yaptırdık şükür. Personeli var mı? Şu an personel yok. Aşağı yukarı 4-5 aydır gerekli yerlere de müracaat ettik. Evet, dünyanın gelecek diyorlar. Mutlaka buraya personel verilmeli. Çünkü AK Parti doktor milletvekilleri röportaj yaptığımızda nüfusu baz aldıklarını ve ilçeye olan uzaklığı baz aldıklarını belirtmişti. Bu 40 teller burada fazlasıyla tutuyor sayın izleyiciler. Hem ilçeye uzak hem de nüfusu 500'ün üzerinde. Evet. Mutlaka sağlık personeli buraya verilmeli. Sağlık evi de var. Efendim, dere ıslahları yapıldı mı? Derelerde Süleyman Bey çalışma olmadı. İşte bayağı da bahsettim. Bahçecik Barajı'yla ilgili çalışmada dere ıslahları falan yapılacak dendi. Evet. Onlar da gerçekleşmedi şimdi gerçeği. Evet. Muhtarım işte muhtarların aile ödenekleri artanacak sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor değil mi efendim? Evet. Evet. Bunu şimdi yatırılmalı mı? Mehmet Bey, gazeteyi uzatır mısın bunu? Evet. Vallahi Süleyman Bey, devletimizin imkanı geniş. Yani olsa da daha iyi olur tabii. Evet. Olsa da iyi olur cümlesinden daha ziyade sayın izleyiciler. Muhtarların sosyal güvenlik primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyorum. Neden diyecek olursanız. Muhtarlarımız halk oyuyla seçiliyor. Evet. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Seçilmiş yöneticilerimizin birinci basamağında muhtarlar görev yapıyor. Ancak sadece muhtarlara ayrıcalık yapılıyor. Aylık ödenek veriliyor. Muhtarlarımıza maaş verirse otomatikman sosyal güvenlik primlerinde devlet yatıracak. Madem halk oyuyla seçilen bir yönetici sosyal güvenlik primlerinde mutlaka devlet yatırmalı. Halk ile devlet arasında da köprü görevini görüyor. Doğru mu? Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Muhtarlarımız diyor mahallesinde veya köyünde ne olursa yetkililere iletecek diyor. Evet. Yoksa şimdi burası mahalle oldu. Mahalle muhtarlarımızın elinde hiçbir yetki yok sayın izleyiciler. Evet. Değil mi efendim? Evet. Sadece devletimiz bunu işte devlet ile halk arasında ilişkiyi kurmak için bir köprü vazifesini görmek için bu köyde bir şey olduğunda mahallede arıyor, orada yetkililer arıyor. Valisi, kaymakamı, savcısı, her neyse, jandarması, kim olursa olsun muhtara soruyor. Doğru mu efendim? Evet. Yani muhtarlarımızın günün 24 saatinde bütün hem yetkililer arıyor hem de mahalle veya köy halkı arıyor. Aynen, mesaisi evet, olmayan bir yönetici varsa o da muhtar. Evet. Ancak sahipsiz bırakılıyor. Merkeze uzak hizmet almak için şimdi merkeze gitti hizmette. Mutlaka Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gitmek zorunda. Evet. Biz merkeze uzak olan mahalle muhtarlarımıza, kırsaldaki mutlaka yolluk verilmesini istiyoruz her ay. Doğru mu efendim? Evet. Yani merkezde oturan ayakkabısını ayağına giyiyor, gidiyor değil mi efendim? Bir dolmuşa biniyor, gidiyor, Büyükşehir'de evet, işine belki gidiyor, de yürüyerek gidiyor yani. Belki de yürüyerek evet, buyurduğum gibi. O nedenle mutlaka biz kırsaldaki mahalleye dönüşen muhtarlarımıza aylık ödenek verilmesini istiyoruz, yolluk verilmesini istiyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Her efendim, muhtarı görüyoruz diyor, almış olduğumuz aylık ödeneğin iki katı ben harcıyorum diyor. Aynen öyle. Kahramanmaraş'ta bir arkadaşımız yüksek inşaat mühendisi. Dedi Süleyman Bey, kuruşu kuruşuna her şeyimi, harcamalarımı yazarım dedi. 1550 liradan aşağı düşüremedim dedi. Yani merkez mahalle muhtarı da. Evet.
merkez. E bu arkadaşımız ne yapsın? Kaç kilometre Kayseri oraya? 75 kilometre merkeze. 75 kilometre git, 75'te gel, 150 kilometre. Mecbur da özel araçla, aracına mecbur gideceksin. En azından 50 lira yakar. Doğru mu efendim? Aynen öyle söylüyorum. Bir de şimdi büyük şehirlerde otopark parası var. Otopark sorunu. 5 lira onlara da oraya gidiyor. Evet. Mutlaka yani muhtarların sorunları saymakla bitmiyor. Biz işte muhtarlarımızın, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için kamuoyu oluşturuyoruz. İşte kısa bir sürede muhtarların ayrı görevliliklerinin artırılması için güzel bir şekilde kamuoyu oluşturarak artırılmasını sağladık. Yoksa eski muhtarlar diyor, Süleyman Bey bizim maaşlarımız artmaz diyordu bu. Evet. Yani hiçbiri inanmıyordu ama biz mücadele ettik. Kararlı artmasını sağladık. %100 arttı. Şimdi de sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Maaşı vermese de onu yatırsa o bile bize yetecek Süleyman Bey. Evet. Öyle de bir mutlaka biz bu konunun üstündeyiz ama çözülecek. 2016 yılında bu konuyu çözeceğime inanıyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Türkiye'deki bütün 52 bin muhtarımız da bunu görecek, şahit olacak sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak en çok üstüne durduğumuz noktalardan bir tanesi bu. Bir de muhtarlarımıza biz mutlaka bilgisayar ve yazıcı verilmesini istiyoruz. Olmuyor evet. Muhtarlarımıza. Geçen Adana'nın Çukurova ilçesi belediye başkanı bütün muhtarlara hem bilgisayar hem yazıcı hem donanımlarını verdi. İnternet bağlantılarını yaptırdı. Veren arkadaşlarımız var böyle Türkiye'nin birçok il ilçesinde, büyükşehir olan yerlerde. Mutlaka muhtarlar iletişimi kullanmalı diyoruz. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı efendim? Bölgeyi ilgilendiren bir konumuz var mı? Vallahi Süleyman Bey, öncelikdir sen işte bayağı saydık hizmet, zaten bunlar gecikmiş, bekleyen hizmetlerimiz. Bunlar çoktan yapılmalıydı. Yapılması evet. Gereken kilitli taş olsun, kova konağımız olsun. Altyapı kanalizasyon yapılmış değil mi? Altyapımız kanalizasyon evet. İşi bitti ki biraz onlar da sorumlu. Hele hele ki Bahçecik Barajımız bu bölgeyi ilgilendiren bir proje. Evet. Çünkü sadece bizim köyümüzü değil, gerçekten Türkiye'nin sulu tarama ihtiyacı var. Evet. Yani hangisi öncedirsem... Hepsi de birbirinden önce. En öncelikli sulu tarım ben derim. Yani ekonomik evet. Olarak kalkınmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Değil mi efendim? Maalesef. Yani mutlak insanlar hayatlarını idame ettirmek için, sürdürmek için bir şeyler kazanması, üretmesi lazım. Üretmesi için de su olması olmazdı. Evet. Yani çünkü 2012 yılında biliyorsunuz Türkiye'ye dışarıdan saman ithal etti. Evet. Neden? İşte böyle kırsaldaki susuz arazileri vatandaşlarımız ekmez oldu. Mazot, gübre, ilaç fiyatları çok yüksek. Ektiğinin karşılığını alamadı, zarar etti ve Türkiye ilk olarak 2012 yılında dışarıdan saman ithal etti sayın izleyiciler. Biz hala da et ithal ediyor. Evet, et ithal ediyoruz doğru. Yarışamıyoruz. Çünkü neden? Arkadaşlar orada çiftçilerimiz her konuda destekleniyor. Şimdi hayvan yemi üretmek için ne yapıyorsun? Tarlanı ekmek zorundasın. Evet. Burada ne yapıyor? Mazot kullanıyor. Mazot buradan kaç lira? 3.080 lira. 3 lira 80 kuruş sayın izleyiciler. Evet. Avrupa'da çiftçiye kırmızı mazot denilen bir mazot var. Sadece çiftçiler onu kullanıyor. Türk lirası da 1 liraya denk geliyor. 1 liraya falan. Evet. Biz Avrupa'dan mücadele edebilir miyiz? Et fiyatları orada 7-8 lira. Aynen öyle. 10 lira olsun. 10 lira bile değil. Ama burada 40 lira, 45 lira. Ha üreticiden bunlar başımız 35 liraymış. Öyle dedi arkadaşlar. Süleyman Bey üreticiden aldıkları işte 20-22 lira gibiydi. Şimdi 19 lira. Evet. 19 yani orada da bir fahiş bir yani işte kasap alıyor bunu veya işte et ve balık kurumu kaçtan veriyor şeye bilmiyorum. Ancak üreticiye ürünü 20 liraya vermiş arkadaşımız geçen işte 300 tane kesme göndermiş. Yani, şeyde ne kadar? 40 lira. Parçete girdiğini büyük marketlerde işte AVM'lerdeki şeylerde 40 lira 45 lira olur. Daha fazla 60'a kadar. Evet. Vatandaş yani etmemesin. Burada vatandaşlarımızın tamamı yani üreticimizin elinden ucuz çıkıyor ancak markete gittiğinde iki katına satılıyor. 50 bin liraya üretici yem alıyor, 20 evet. Bin liraya 19 liraya mal kestiriyor, evet. Et veriyor. Markete gidiyor, en kötü kıymadan başlasam 30 lira, 60 liraya kadar işte İstanbul, İzmir evet. Gibi yerlerde artıyor. Mutlaka yani buna da bir standart getirilmesini istiyoruz. Mutlaka. Yani standart getirilmedikten sonra kısımlandıracağım. Koyun etinin kilosu şu fiyatı geçemez. Taban fiyat, taban ve normal üretici de olsun Süleyman Bey. Ama bu işte markete girdiği zaman et balık yahut da kesimci tabir ettiğimiz gruba girdiği zaman bilmiyoruz gerek vergilerden mi oluyor. Haksız bir kazanç mı oluşuyor? %18 vergi koyuyor. Yani gıdada vergi düşürttüler. %8 civarında gıda azaldığını zannedersem bazı evet. Şeylerde. Yani %8 korsan 20 liraya aldı.
8 kodunda ne yapar? 20 lira 80 kuruş yapar. Yok, 21 lira 60 kuruş yapar. Hadi bu da 9 lira kazansın, 30 liraya sat. 30 liraya da yok, bulamıyorsun zaten. Kıymayı bulamıyorsun. Evet, yok yani. Bu konularında çözüm bulması için, vatandaşın da rahat bir şekilde yaşaması için bu konulardan çözülmeli diyor. Yani evet. Çözülecek Türkiye'de çok konular var sayın izleyiciler. Ancak buğday fiyatları da çok düşük bu sene. Doğru mu efendim? Şimdi giden sene mahsul olmadı. Evet. Kol gene kazanamadı. Bu sene de mahsul çok oldu, fiyat alamadı. Evet. Bir de işte şöyle bir şey var Süleyman Bey, işte bu çiftçinin kolunun normalde sesi duyulması lazım. Atıyorum işte ofislerimiz açılıyor ama yetersiz. Evet. Şimdi burada tüccar tabir ettiğimiz arkadaşların eline kalıyor, o da fiyat vermiyor. 630 kuruşa gidiyor burada şu anda. Evet. Yani tüccarda sayın izleyiciler. Ofiste 720 kuruş alıyor, 20 lirası da masraf şu yapıyor, 700 lira. 700 lira. Vatandaşın eline 80 geçiyor. 80 lira, 60 lira gibi bir fiyat farkı var. Evet. Fiyat farkı da bizlere göre çok büyük. Kuvvetlisin götür diyeceğim, şimdi bir kamyon tutamıyorum. Evet. Buradan ilçeye götürsem 35 kilometre, adam evet. 500-600 lira nakliye istiyor. Evet. Zaten benim oradan alacağımı oraya kapar diyor. Evet. Bir mantığı kalıyor. Tüccar yeri evinden alıyor değil mi efendim? Tüccar elinden hemen kapından alıyor. Evet. Daha kolay oluyor. Paran peşin oluyor. Evet. Peşin olmasa evet. Zaten vatandaşlarımızın vermesini ben istemiyorum. Birçok yerde işte kötü niyetli tüccarlar nedeniyle vatandaşlarımız hep çek senet don dolayı alacaklar var alamıyor sayın izleyiciler. O evet. Konuda gündeme getirilmesini istiyoruz. Ofislerin birebir açılmasını istiyoruz. Atıyorum benim kazağımda Bünyan'da ofis var. Elbaşı nahiyem, elbaşıda evet. Da vardı. Şimdi elbaşı atsa, benim kazaya gitmem için 35 kilometre. Oraya gitme imkanım yok traktörle. Evet. Maliyet karşılamıyor. Elbaşına gidebilirsin. Elbaşı 15 kilometre. Oraya biraz daha cazip geliyor, oraya gidebilirim. Evet. Bu tür imkanların çiftçiye sağlanmasını istiyorsun. Leyman Bey'in evet. Şimdi görüşürüz. Yani ben bunu sizin söylediğiniz olmuş olduğunuz şeyi daha önce de dile getiriyordum. Mutlaka yani bunu devlet kanalıyla yapılmasını istiyoruz. Yani bütün ilde, ilçede, işte merkezi yerlerde vatandaşların rahat yani. Bir şekilde ulaşacağı noktalara ofislerin, birliklerin kurulmasını istiyoruz. Evet. Sayın izleyiciler, halkın soruları anlatmakla bitecek gibi değil. Bugün de Kayserili Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi Muhtarı Osman Parlak ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Siyasi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Buralara gelip zahmet ettiniz.